Ağzıma çakacaksın sonunda. Ya. Sabah yemeğimi doydum oynadı gel ya. Kim bozar acaba? Bizde bir tane daha var. Şöyle, böyle yap. Tamam mı? Dur. Dur. Oha, sen şunu yapıyorsun. Yapamadın ha? Ya. Tamam, videoya geçelim o zaman. Merhaba and namaste from Istanbul. I'm Upasna and she's Ayşe and welcome back to my channel with another episode of ABC of Turkish with Upasna. And in today's video we are going to discuss some Turkish phrases that Ayşe has written down for me to guess what the meaning is, because I have no idea what she's written down, so it's going to be a little bit of a surprise for myself as well. And thank you so much for all the love and affection that we saw in our last video. So thank you very much for that. And without further ado, let's get started with today's video. Hadi bakalım neler soracağız. Şimdi başlıyoruz. Hı-hı. Hazır mısın? Hazırım. Gibi. Yanıyorsun. Gibi. Çok heyecanlıyım gerçekten. O kadar Türkçe bildiğimi söylüyorum herkese ama bakalım şimdi. Bakalım bizim çok sık kullandığımız... Hı-hı. Upa'nın aklında neler olsun? Bunu kapalı tut da ben görmeyeyim. Tamam. Okay. Başlıyoruz. Hı-hı. Yumurta kapıya dayanmak. Yumurta kapıya dayanmak mı? Nasıl bir cümle bu ya? Yumurta kapıya yumurta dayanmak. Yumurta kapıya dayanmak. Bizim aslında çok kullandığımız bir şey. Okay. Mantık olarak buldum. Hı-hı. Sanırım. Şimdi yumurta yuvarlak bir şey. Hı-hı. Köşesi yok. Hı-hı. Yumurta kapı düz bir şey. Hı-hı. Yumurta kapı... Aaa okey şimdi çözdüm. Tamam. Kapı kapatmadan, mesela kapı kapanacak. Hı hı. Ama ortaya yumurta koymuşsun ki kapanmasın. Ama aslında çok manasız bir şey çünkü yumurta kırılgan bir şey ve kapanırsa, içilirse çatlayacak. Doğru mu? Hiç. Ciddi misin? Hiç. What a great start. Tamam o zaman senden duyalım. Söylüyorum. Yumurta kapıya dayanmak dediğimiz şey, diyelim bir deadline'ınız var projeniz için, bitecek bir gün var. Sürekli diyorsun ki yarın yaparım, daha 5 gün var, 4 gün var, 3 gün var. En son gün diyorsun ki yumurta kapıya dayandı, daha şimdi yapmaya başlıyorum projemi. Oha! Hiç düşünemezdim. Same evet. To the first one, let's see what we have next. Upa 0, Türk deyimleri 1. And the other one. Yelkenleri suya indirmek. Ha, okay. Maybe this one I can do it. Bu yolculuğa hazırız. O zaman... Dur, yelkenleri suya indirmek. Yelkenleri ne zaman suya indiriyoruz? Yola çıkmak için, yani denize açılmak için. Bir yere açılmak için. Direkt şey olarak, kelime anlamı olarak evet, ama deyim olarak böyle. Mecazi olarak yelkenleri suya indirmek. Bilemedim. Bu sesi ekleyebilir miyiz? Evet, evet. Tamam. Şimdi söylüyorum ne anlama geldi. Yelkenleri suya indirmek. Mesela babanla bir konuda anlaşamadın. Baban sana çok kızgın. Sürekli özür diliyorsun. Lütfen, hani iste lütfen falan. Ama sonra öyle... Hayatımın hikaye zaten. Tatlı bir surat yapıyorsun ve böyle işte hani üzülen surat yapıyorsun. Baban kıyamıyor sana. Yelkenleri suya indirdi. Tamam artık yelkenleri suya indirdi. Yani bir şekilde affetti, yumuşadı, o siniri geçti. Hani o çok yüksekti ve şu an artık hani yelkenleri suya indirdi. Ama neden yani yelken suya indirmek sinirle ne alakası var? Doesn't make sense. Evet, sıfır. skorlarımız yazılı. Score somewhere on the screen. Diğeri geliyor. Hazır mıyız? Hı hı. Değilim artık hazır sanırım. Okay. Süt dökmüş kedi gibi olmak. Ha. Sanki duymuşum. Süt dökmüş kedi gibi olmak. Şimdi kedi bir yaramazlık yapıp sütü dökmüş. Hı hı. Ondan sonra korkuyor yani yakalanacak diye ya da biri kızacak diye süt dökmüş kedi gibi olmak. Doğru mu? Oh, finally! Congratulations! Okay. Basically... Konfetiler! Aynen. Süt dökmüş kedi gibi, it literally translates to in English, a cat which has just spilled the milk. Okay. So that means that somebody who has done a mistake or like something
and is afraid of getting caught. So it's like a cat who's scared that they'll know that she has spilled the milk. Okay, devam edelim. O zaman 2, 1. 2, 1. Şimdi diğeri geliyor. Çizmeyi aşmak. Oh, this one I know. Çizmeyi aşmak, asmak mı? Aşmak mı? Aşmak. Çizme, çizme is like the line, yeah. To cross a line. Yes. Yani sınırdan geçmek yani. Bu haddini geçmek. Hı-hı. Değil mi? Hı-hı. Haddini evet, bilmemek aşmak. Gibi. Okay, evet. Haddini aşmak gibi. So bunu da mı bildim? Yes. Güzel, çizmeyi aşmak, to cross a line. Okay, so 2-2. Pamucu, pabucu. Yeah, native Turk. Native Turkish speaker. I'm so sorry. I'm trying, eh? Yes, continue. Pabucu dama atılmak. Pabucu? Dama atılmak. Dama atılmak. Dama nedir? Dam, çatı. Pabucu dama. So you're like playing the shoe on the roof. Like this. Uh-huh, literally. mecazi anlam. Pabucu dama atmak. Bir düşüneyim ben. Kendimi hayal ediyorum böyle. Why did you do this? Neden yaparsın ki? Aynen. Neden yaparsın ki? Pabucu dama atmak. Think about it. Cricket sounds. Bilemedim. Heartbeat sound. Bilemedim. Tamam, şöyle bir şey. Diyelim sen büyük kardeşsin, hı-hı, ve minik bir kardeşin doğdu. Hı-hı. Evdeki göz bebeği sendin. Herkes Artık sürekli değilsin. Eve gelirken hediyeleri sana alıyordu. Sürekli evde en sevilen sendin. Başında minik geldi. O yüzden senin pabucun dama atıldı. Artık o seviliyor. Artık hep hediyeler ona geliyor. Daha minik çünkü. That hurts. That hurts. It's like, yeah, it's like emotional. If you're the younger one in the house, I know, if you're the elder one in the house and there's a new baby coming, or has come into the world, and everybody used to pay attention to you, but now they're going to pay attention to the new one. So it's like throwing your shoe on the roof, like your shoe on the roof, like it's of no use anymore. Everybody's gonna pay attention to the new one. Three, two. Okay, 3-2. Da 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 da. Are you ready? Mm-hmm. New one? Yes. Mm-hmm. Şahtı şahbaz oldu. Bir sadece tahminen söyleyebilirim. Tamam. Şah kral gibi bir şey herhalde. Ne olmuş? Şahbaz. O da yine şey yani mantıklı bir şey yok yani. Şahbaz. Ve çok kullanılıyor bunlar biliyor musun? Gerçekten çok kullanılıyor yani. Adam yani. Kral gibi bir adamdı. Başka ama şey sadece sözde öyle kalmış gibi bir şey yani. Ya aslında şöyle bir anlamı var. Evet. Diyelim ki zaten kötüydü hani yaptığın, hı-hı, şey. Üzerine bir şey daha ekledi. Daha da beter daha oldu. Daha da beter yani. Oldu. Daha da beter ettin yani. Okay, şahtı, şahbaz oldu yani. Şahtı, şahbaz. She has chosen such hard phrases for me. Düşman gibi ya, düşman. Böyle yapılır mı ya bana ya? Utandım şimdi, rezalet. Tamam neyse, öğrenmiş oluyoruz. Ama sonuçta zor seçiyoruz ki eğlenelim. Tabii yani. Tabii, aynen. Bilinendir, herkes biliyor. Aynen. Sonra. Aynen. Dingo'nun ahırı mı burası denir? Ne? Dingo'nun ahırı. Ha ben bunu duydum biliyor musun? Anlamını bilmiyorum ama. Dingo'nun ahırı. Bunu bakmıştım hatta ben. Öyle. Dingo dinozor değildir herhalde. Dingo biri aslında, biriymiş. Dingo'nun ahırı. Karakter miymiş? Yani efsane. Aynen, karakter. Bir karakter. Dingo'nun ahırıymış. Yani çok pislik mi ya? Pis bir yer. Düzeni. Yok, aslında şöyle demek oluyor. Hmm. Mesela içeride toplantı var. Ve sürekli alakasızca birileri girip çıkıyor oraya. Girip çıkıyor oraya. Yani hani hayır burada bir düzen var diyorsun. Ne yapıyorsun? Dingo'nun ahırı mı burası? Böyle fütursuzca girip çıkıyorsunuz. Biz bunu şey diyoruz. Hinçe'de yani Hinçe İngilizce balık pazarı mı burası? Hani balık pazara döndü yani mesela. Aynen. O tarz bir şey. Skor tutuyorsun değil mi benim başarısızlığımın? Evet evet aynen. Okay. Yani bildiklerini saymak daha kolay oldu. Sonra söylüyorum. Ahı gitmiş, vahı kalmış. Duyuyor musun? Bunu mecazi Dediğim. Olarak ahı vahı biliyorum da. Ah vah. Ah. Ahı gitmiş, vahı kalmış. Ha okey. Ahı bir şeyin ahı. Var ya hani ah, İngilizce sevemiyorum ve anlatamıyorum. Ha? Birinin like aynen ahı almak birinden, hmm, mesela. Ahı gitmiş, hı-hı, vahı kalmış. Yani kötü şeylere gitmiş, vah vahlar kalmış. Hı-hı. Güzel şeyler kalmış. Hı-hı. Olmadı mı? Hı-hı.
bu şey olarak söyleniyor. Kelimesel bir çeviri değil. Daha mecazi. İşte mesela kullandığın bir kalemin var. Tamam mı? İşte kalemin kapağını kaybettin. Mürekkebi bir yazıyor, bir yazmıyor falan. Artık bunun değeri kalmadığı için bu ne diyorsun? Nasıl yazacağım ben bu kalemi dersin? O anlamda var. Ağlı gitmiş falan kalmış. Çok güzel bir şey. Çok beğendim. İşte Upasana'nın Türkçesinin ahı gitmiş, ahı kalmış. Okay. And the other one. Atı alan Üsküdar'ı geçti. Üsküdar'a giderken aldı da bir yağmur. At almamıştın ama ya. At. Atı almış, Üsküdar'a geçmiş. Üsküdar'a geçmiş. Şimdi Üsküdar karşı tarafta. Boğaz var, su var, at su üzerine yürümüyor. O yüzden yani imkansız bir şey mi başarmış demek? Yok, sonuçta bir şey almış, bir yere gitmiş. Acaba niye gitmiş, ne zaman gitmiş? Neden gitmiş? Kim gitmiş? Kimlerle gitmiş? Konudan çok kaçta uzak. Gitmiş? Kaçta gitmiş? Atı almış, Üsküdar'a geçmiş. Somebody took the horse and have crossed over to Üsküdar. Üsküdar is in the Asian side of Istanbul. Atı almış, Üsküdar'a gitmiş. Hiç mi yakın? Üsküdar'a geçmiş. Geçmiş. Hiç mi yakına gelmedin? Yok artık ya. Sen biliyor muydun bunları? Araştırırken biliyor musun yoksa? Bunlar bir de kullandıklarımız ya. Aslında kullanıyoruz. Hiç duymadım. Çok atı almış, Üsküdar'a bayağı kullandım. Geçmiş. Üsküdar'a niye geçiyor acaba? Haydi söyle artık. Mesela senin bir işin var, bir deadline var. Yöneticin sana soruyor, Upa sana nerede bu iş diyor, işte yetiştirmen gerekiyor. Birine mesela bir şey satacaksın falan. Sen de deadline'in geçmiş neredeyse, hala işte hazırlamışsın artık geçmesine rağmen götürüyorsun. İşte hani satışı için vesaire, proje için koşturuyorsun, götürüyorsun yöneticine. O da diyor ki, oho atı alan Üsküdar'ı geçti yani. It's too late. Bak işte aynen, it's too late. Atı aldı. Hani at almış, Üsküdar'ı geçmiş, hani çok olmuş yani. Okay. O bir anlamı kalmadı ki, at alan çoktan Üsküdar'ı geçti. Wow, that's such a beautiful expression to just say, it's too late. It's too late. It's too late. It's too late. Okay, atı almış, Üsküdar'ı geçmiş. Biraz da şeye benzetiyor o zaman, benzedi. Yumurta kapıya dayanma gibi bir şey. O son dakikada yine yapmak için vaktin, vaktin var. Vaktin var ama bu artık yani direkt it's too late. Geçmiş olsun yani. Evet. Okay. Skor tutuyor musun? Tutmadım artık, bıraktım. Ben sana demiştim ki bilemedim. %50 bileyim bari yani. Bir cevaplayabileceğim şeyleri sor. Tamam, Türkçe mükemmel de bu kadarı da değil demek yani. This is too funny. Yeah, for me. Çok eğleniyor, çok eğleniyor. Yani she's having a lot of fun. Okay. Bakalım next. Başka yok. Ha yok mu? Bitti aynen, mi? Bitirdim artık. Olmaz ama güzel bir şeyler lütfen. Sor şimdi. Lütfen. Artık çözebileceğim bir şey. Lütfen çözebilirim. Ooo atalım Üsküdar geçti. Yani yok, geçmedi daha. Orada suda duruyor. Yok mu? Yok, bir kafadan geçiyordum. Sorsana bir şey. Buraları kesersin. Buraları kesersin? Okay. I asked her to think something out of her head, not out of all the research she did. Let's see how much she remembers from her phrases. Yarın ne biliyorsun ya? Bayağı biliyorsun. Bildiklerimden bir şey sorsaydın bari. Çok mutlu olurdu. Eğlenceli. Evet, çok güzeldi. Çok güzeldi. Çok eğlenceli. That means there's so much more to know of this language, of the phrases. It's very hard when you speak daily Turkish. Yes, I can survive with a fluency of a native almost, but when it comes to like, you know, intricacies of the language, the phrases and blah blah blah, then it's like you have to do a lot of work, a lot of research. Gelmedin mi aklına? Gelmedin. Yusuf, bir deyim daha söylesene. Aynen. Deyim söylesene bir tane daha. We are asking one of our friends to come and help us. Ask me one more. That aklına gelen bir deyim söyle. Kolay da olabilir. En kolay olsun ya. Kolay sormam ben. Söyle. Çekimdesin ha. Hadi lan oradan. Ama çekim devam ediyorsun. Bir şey olmaz, gel. Yok, etmeyeceğim. Kalsın. We are waiting for our friend to ask me one. He doesn't want to come on camera. Bir tane sor ki yani, bir çözebileyim. Çok zorlar sordu ya. Çok iyi. Yani iki buçuk saçma buluyor aklına. Çok saçma çünkü söyledim.
Sen basit çözeceksin o zaman. Damlaya damlaya göl olur çöz. Wow, yes, my friend Yusuf, he just asked me damlaya damlaya göl olur. It's like drop by drop the lake is formed. Teşekkür ederim. Sonunu bir güzel geçsin de. Okay, hope you had fun watching this video. And if you did, please let us know in the comments below. We'll leave our Instagram handles again. Go follow her, go follow me on Instagram. And until next time, take care, stay safe. Bye!